Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli göğüs cerrahisi uzmanı, 56 yaşındaki bir çocuk babası operatör doktor Kamil Furtunu, yaklaşık 6 ay önce çalıştığı hastanede tabancayla vurarak şehit eden katil zanlısı 30 yaşındaki İsmail Koyun, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Operatör doktor Kamil Furtunu silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İsmail Koyun, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sinop E tipi kapalı ceza infaz kurumundan sesli ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada Furtun'un doktor eşi Funda Neslihan Furtun'la taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Koyun, olayla ilgili kendisini Geoffrey Robert Kalsal adlı kişinin azmettirdiğini söyledi. Hastanede insanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Her tarafa hastalık yayıyorlar. Doktorun ölmesi halinde her şey normale dönecek dediğini anlatan Koyun, bana vereceğiniz ceza hiç umurumda değil. Ben tedavi olup iyi bir insan olmak istiyorum. Cezaevinde arkadaşlarım ilaçlarıyla tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimi veya başkasını öldürmekten korkuyorum. Beni Geoffrey yönlendirmiştir ifadelerini kullandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Kalsal'ın da sanığın yalan söylediğini, sanıkla hastanenin bahçesinde spor yaptığı sırada tanıştığını belirtti. Zaman zaman konuştuklarını bildiren Kalsal, sanığın iddialarının gerçek olmadığını kaydetti. Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin İsmail Koyun'un akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu okundu. Cumhuriyet Savcısının mütalasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 2 yıl hapis ve 2000 lira adli para cezasına çarptırıldı. Doktor Kamil Furtun cinayetinin duruşması öncesinde Türk Tabipler Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık İş Genel Merkezi üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Olayı takiben hepimiz sokaklara döküldük. Samsun doktoruna ağladı, Türkiye doktoruna ağladı. Hepimiz tek bir sesle sağlıkçıya şiddet sona ersin diye bağırdık, haykırdık. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Sağlıkçıya uygulanan politikalar, sağlıkçıları değersizleştirme politikaları, hedef gösteren politikalar devam ettikçe bu cinayetler bu şekilde sona ermeyecekti. Doktor Kamil Furtun'un öldürülmesinden sonra Türkiye'de neler yaşandı? Sağlık alanındaki şiddet hangi boyutlarda seyretti diye baktığımız zaman ne yazık ki hepimizi üzüntüye sokan son derece sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız.